Evet, Martaş'ın adasında burada kantar yapılıyor değil mi abi? Kantar çalışması var. Yüklenen harfiyatın kanunla nizamlara uygun bir şekilde sevkiyatı için burada kontrollü bir çıkışı yapılacak. Vartaş yapı almış olduğu harfiyat izni aracılığıyla burada çalışmalarını başlatmış durumda. Caminin ismi neydi? Şahsvaroğlu. Şahsvaroğlu değil mi? Burası Dumlupınar Mahallesi diye geçiyor değil mi? Vartaş'ın anlaşmış olduğu birinci ada %98 oranında anlaşma yapıldı. Bu adada aldığımız bilgilere göre anlaşma yapmamış olan caminin alanıyla beraber 4 tane parsel bulunmakta. İmza atmayan parsel sahiplerinden bir tanesinin de kiracısı burada da Vartaş'ın satış ofis çalışması var değil mi? Evet. Çamlıca'ya nazı bir konumda. Yani şunu belirteyim. Eğer burada bakanlık bu firmaların önünü açarsa firmalar 36 ay taahhüt ettikleri işleri en geç 24 ay içerisinde bitirirler. Yani kendi menfaatlerine zaten değil mi? Aynen, her uzayan her süreç onun kendi zararlarına kesinlikle zaten. Kesinlikle. Ama burada insanların da menfaatine olmuş oluyor. Çünkü evlerini bir an önce alıp atıyorum satmak isteyen satar, kiraya vermek isteyen verir. Şu anda firmadan 800 lira alıyorsa o gün şartlarda 1500-2000 lira kira alır. Vartaş'ın ana ofisi Örnek Mahallesi'nde Fikirtepe'de gözüküyor şu anda. E5 sanayi. Evet, bakanlığın izin vermesiyle buralarda daha modern yapılar yükselecek inşallah. En tez zamanda insanların da mağdur edilmeden hak ve hukukunu korunaraktan bir önce işlerin başlamasını, bu konuda bakanlığın da elini hızlı tutmasını bekliyoruz. Vatandaşların beklentileri, talepleri de budur.